O eriyip aşağı düşmez inşallah. Bunlar ne cetvel mi götürüyorsun? Son dönemde revaçta olan portakalda kahve trendi gidiyor. Bunu biz de deneyelim dedik. Müşterilerimizden de olumlu sonuç aldık. Yani portakalın kahveye kattığı o eşsiz aroma herkesin hoşuna gidiyor. Tamamen doğal portakalın içi oyularak daha sonra ateşin üzerinde içinde suyla kahveyle beraber doğal şekilde pişirilmesiyle yapılıyor. Biraz daha meşakkatli tabii uğraştırıyor. Portakalın içi boşaltılıyor. Ateşin üstünde daha sonra portakalla beraber kahve pişirildiği için hem biraz daha uzun sürüyor, biraz daha uğraştırıyor pişiren kişi. Bir durup düşünüyor tabii insanlar önce, hani nasıl oluyor diye. Çünkü insanlara farklı geliyor, daha önce duyulmuş bir şey değil çünkü özellikle Eskişehir'de duyulmuş bir şey değil ama İstanbul'da, İstanbul civarında oldukça revaçta olan bir şey. Denedikleri zaman herkesin hoşuna giden bir şey tabii. Çok farklı bir aroması var çünkü. İlk önce portakalın içi boşaltılıyor. Tam olarak boşaltılması da yani kahve pişirecek kadar bir boşluk olması gerekiyor. Daha sonra su, kahve, daha sonra hepsi beraber ocağın üstüne koyuluyor. Ağır ateşte, kısık ateşte pişiriliyor yavaş yavaş. Yani portakalın kabuğunu delmiyor. Ateşten dolayı biraz deformasyon oluyor, yanıyor ama bu da olumsuz şekilde etkilemiyor kahveyi. Çok güzel bence. Gayet başarılı da. Herkese tavsiye ediyorum. Güzel bir içecek. Orijinal bir kahve olması daha faydalı yani. Organik. Güzel bir kahve. Tavsiye de ediyorum. Bizim için bir avantaj. Diğerleri içine kimyasallar girdiğinde insana zarar verebiliyor ama bu gayet iyi.